sayfanın bir kısmını düz bir boyayla falan kapatıyorlar. Üzerine tam klasik tipte bir minyatür yapıyorlar. Evet. Eksiksiz bir minyatür. Bakıyorsunuz o yaprağı aldığınızda, ondan sonra üstünde Farsça bir yazı, ondan sonra o minyatür, yazı altında aynı. Da Farsça yazı, sayfanın arka yüzünde de boydan boya Farsça bir yazı. Ondan sonra bunları orijinal minyatürlü böyle el yazmadan koparılma sayfalar diye satıyorlar. Çok iyi paraya sayfanın satıyorlar. Sayfanın birisi eskiden kalma. Işığa bir tutun. Ondan sonra şeyde o minyatürün altındaki satırları görüyorsunuz. Tabii yani. Farsça da bilmeyen bir adam bunları orijinal minyatürler diye satın alıyor. Satın alıyor evet. Tabii. Şeyler var efendim, onu ben size efendim? Dikkat ettim. Şimdi bir kere tabii adam aynı yazıyı yazıyor. Evet. Yalnız enteresan bir şey, ben bu şeyden bahsedeceğiniz sizden hiçbir şey kaçmıyor gözünüzden. Ben bir deftere verdim yani elimdeki deri kaplı bir güzel deftere. Deftere ve kağıda parşömenine bayıldı. İtalyan defter diye İsfahan'da bir usta, minyatür ustaları var evet. Çarşıda. Herif benim resmimi yapmaya kalktı. Ben buna şey dedim, ilerki resmimi yap dedim. Evet. Yaptı. Yani 30 sene evvel bugünkü resmimi yaptı. Bunlar böyle insanın yüzüne i̇şte bakıyorlar, nasıl bir şey olursun onu tahmin ediyor. Eski sanat geleneklerine bağlılar. Yani 30 sene sonra baktım, bugünümü yapmış benim. Evet. Böyle 40-30'lu yaşlarındaki bir resim o. Evet. Tahmin etmiş yani adeta. Çok yakın şu halime yapılan şey. Tipolojileri falan kavruyorlar bunlar. Yani bunlar gerçek anlamda minyatürcüler. Bunu söylemek lazım. Evet. Bizim hani minyatürcü artık yok. İşte Süheyl Hoca biraz yetiştirmeye çalıştı. Onların da çoğu, o kızlar daha çok minyatürden çok tesibe şey yaptılar. Yani. Ondan sonra teknik işte tesipçi çıktı. Onlar da yavaş yavaş ortadan... Fena değil, fena evet. Değil bazıları. Sonra o Mihriban Hanım vardı, evet. O bayağı tesipte üstad seviyesine... Şimdi gençler fakat evet. Bir şey, enteresan bir şey, hatta ilerliyorlar. Hüsnü hatta ilerliyor evet. Bizimkiler. Sonra, yani bunu anlamam çok güç. Evet. Bir de işte son zamanlarda ebruculuk canlanmaya başladı. Var meraklıları. Ondan sonra bir gençten bir zatla tanıştım. İstanbul'un ücra bir yerinde bir kahvehane var. Onun arkasında ufak bir yeri var. Ve o ebru yapıyor orada. Ha evet. Şeyde Molla Aşkı mahallesinde bir açık hava kahvehanesi var. Yani yolunuz evet. Düşerse bir gidin görün. Üsküdar'da da şey var şimdi, bir atölye Valide-i Atik'in külliyesinde. Evet. Eskiden orada bir zat vardı, yaşlı bir zat. Yapar satardı da şeyler. Minyatürler, ebrular. Ama öldü o zat. Tabii bu klasik sanatlara merak eğilim başladı artık. O çok enteresan. Evet. Gidiyor da yani ilgileniyorlar bu Müslüman dünyası, yani Arap harflerini elan kullanan dünya bizim hattatların yazdıklarına ilgi duyuyorlar. O başka. Yalnız bir noktaya ben işaret etmek isterim. Bunu birkaç defa birçok vesilelerle söyledim. Ben mesela Pakistan'da hala da bizim Arap yazısı işte kullanılıyor. Evet. Fakat güzel bir hatta rastlayamadım. Hayır. Yok. Arabistan'da hatta bir tane kitap da verdiler de bana, işte oranın en ünlü hattatının yazmış olduğu yazılar varmış içinde. Yani bizim en acemi eski yazı yazan kişinin ayarında yazılar yani. Arabistan'da rastladınız mı büyük evet. Hattata? Yani şeyde mesela nesih itibarıyla İran çok üstün kalitede. Ama şikesteleri güzel. Biz yani Osmanlı kültürü bu Arap yazısını bir sanat eseri haline getirebilmiş. Evet. Bu yani çok enteresan bir şey. Osmanlı Hüsnü hani Hattı. Bir şey var gitsiz. Yani bir estetik var yazılarda. Yani en basit ve eski yani 15. yüzyıl mezar taşlarında bakıyorsunuz. Osmanlı sülüsüyle harikulade yazıyla yazı yazılmış. Onun için mezar taşlarımız yağmalanıyor, evet. Satılıyor. Bilhassa restorasyonlar sırasında dikkat,
Sotheby'de gidip büyük koleksiyona girse gene kurtuldu. Evet. Herifin biri alıyor, kim bilir Los Angeles'ın hangi villasında bahçede duruyor. Yani evet. İlmin ve sanatın gözünden uzak. Bu maalesef büyük dert ve bunun çaresi mahallelidir. Böyle bir mahalleli olmadıkça her eski mescidin ve caminin haziresi maalesef yanıyor. Valla İlber Bey, yani bizim mesela şeyde Paris'te bir antikacıda, evet, Bursa'daki camilerden birinin cümle kapısının meşidini filan biliyorsunuz rüzgar önlesin diye bir, evet, perde vardır. Evet. O perdesini ben rastladım. Perde, evet. Perde. Ondan sonra bereket meraklısı çıkmamış da satamamış, dükkanda duruyordu. Sonra o zat onu aldı getirdi. Ondan sonra gene Bursa'da camiye hediye etti. Evet, o işte şans, büyük şans. Evet. Yani diyeceğim, yani bu nasıl oradan sökülür? Nasıl götürülür? E biliyorsunuz minberi söktüler, götürdüler. Oo, çok. Evet. Taşlar gidiyor. Şimdi Çinlileri söküyorlar. Çok kötü. Yeni cami mahfilinde Çinlileri söktüler. Birisinde 19 adet 2. Mahmut tuğrası varmış. Yani bu bir rezalet. Efendim nerede? Birisinde. Evet. 19 adet ama. 19 adet 2. Mahmut tuğrası saymış. Şimdi o ne demek biliyorsunuz yani. Evet. 2. Mahmut'un bilhassa kiliselerin önüne yaptırdığı çeşmeler var tuğrasıyla. Evet. Yani orada o 19 adet çeşme bila tuğra. Yani padişahın ismi zikredilmeden duruyor. Evet. Ve bu yakın tarih bu. Bu yani bizim 2 asırlık size tarihimiz. Ufak bir hatıramı söyleyeyim. Yedek subay olarak Kahtane'de İstikam Okulu'ndaydım. Evet. Ondan sonra işte talime malime çıkarıyorlar. Bir yerde dinleniyoruz şu an. Çayırın bir kenarında. Meşhur Kahtane Çayırı'da. Baktım. Askerler şey yapmışlar, odunları üst üste istif etmişler. Bu odunların altına da odunlar çürümesin diye taşlar koymuşlar. Evet. Taşlardan bir tanesi, baktım gayet muntazam, oval biçimde yontulmuş bir taş, mermer. Ondan sonra arkadaşlar dediler ki, hoca çıkaralım bunu buradan. Ya nasıl çıkarırız, o üzeri odun dolu. Biz bunu çıkarırız dediler falan. Evliler efendim, biz yüklendiler. Taşı çektik çıkardık. Bir tura. Ay, ay, ay. Oval biçimde, yani bir binanın, bir çeşmenin üstündeymiş. Evet, onun yani üzerinde yalı çiçekli olduğuna göre genellikle Abdülmecid'in turası çiçeklidir. Onu. O da şey yaptığımı tahmin ediyorum. Ondan sonra ne yapacağız biz bunu? Hoca yardım ederiz, götürürüz filan. Biz bunu yatakhaneye kadar getirdik. Ben Abdülmecid dedi. Kahtane'ye zerre kadar sempati duymamıştır. Evet. Orada ne oturmuştur, ne yaşamıştır, yani bak, nereden söküldü bu? Bu yakın İstanbul tarihinin bu şekilde böyle o tuğraların sağdan soldan toplanması fevkalade enteresan. Ha, fakat şeyde yurt Yedi Kule'nin... Yurt dışında görüyorsunuz münferit evlerde, o düpedüz kayıp tarihtir yani. Yedi Kule'nin biliyorsunuz dış pilonları, evet, küçük kapısı vardır önde bir tane. O küçük kapıda Mahmut zamanında zannediyorum bir restorasyon yapılmış. O zaman şey olarak, fresko olarak bir süsleme de yapmışlar kemerine, evet, alınlığına. Ondan sonra bir Osmanlı armasının taklidi de boyayla yapılmış. Ortaya da bir tane Mahmut'un tuğrasını koymuşlar. O tuğra gitti. Yok. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. İşte dediğimiz o, bir yerden sökmüş, götürmüş orada. Tamam, 19 taneden biri oymuş demek ki. Evet. Ona bakarsanız daha neler söküp götürüyorlar. Şeyde Amcazade Hüseyin Paşa yalısının son kalıntısı, o divanhanesinin ortasında biliyorsunuz bir tane mermerden harikulade bir şadırvan var. Şadırvan var. Ondan sonra o şadırvan da Bursa'daki Ulu Cami'nin şadırvanı gibi cami şeklinde. Ortada, evet, fıskiye şeysi vardı. Ona, o komple o şadırvan yok. Onu bir alıp evine götürdü. Birisi götürmüş. Sonra artık iş şeye yayıldı. Boğaz'daki İtalyan sefareti, yazlık sefaret binasının şöminenin şeyleri gitti. O kaplama şeyleri, evet, gitti. Yani gitmiş çünkü metruk bina maalesef ilgilenilmiyor. Bekçisi de yok. Ve gitmiş, çok yazık. Yani böyle şeyler başladı. Hiçbir şekilde İstanbul'un hiçbir devri bu şeyden kurtulamıyor. Ve arz ettiğimiz gibi
şeyler, sanata olan ilgi arttıkça yağma da artıyor. Çünkü en iftidai yaklaşımdır. Benim olsun, bende olsun. Şeysi evet. Var o hava. İkinci nokta galiba zannediyorum bizim bu Anadolu medeniyetindeki değişim. Şimdi bu kubbeye geçiş beylikler devrinde, camilerde falan, merkezi kubbeye geçiş. Buna hangi tesirle izah edeceksiniz? Selçuki devri camilerinin, türbelerinin, kervansaraylarının çadır kubbeleri bitiyor, kuni kubbeler. Evet. Bildiğimiz merkezi kubbeye geçiliyor. Sonra Bizans'ta olmayan bir şey dıştan da baktığınızda ikinci kat görülüyor. Böyle kemerli balkonlar. Hüdavendigâr Camii'nde olduğu gibi. Ya Hüdavendigâr Camii İtalyan o apayrı bir şey o. Bir problem o. Evet. Şu bakımdan o devirde, o tarihte